Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir şal örneği göstermek istiyorum. Yapılışı çok kolay. Şöyle dolgulardan, zincirlerden oluşan bir şal örneği arkadaşlar. Bu yapmış olduğum ip alize angora arkadaşlar. Şimdi ben size bunu daha rahat örebilmek için lif ipiyle göstereceğim modeli. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki o güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar, bu yapmış olduğum örgüyü 0 numara 2.10 milim kalınlığında tığla yaptım. Bu şekilde alize angora ipiyle ördüm bunu. Ve böyle güzel bir boyutta şey, pardon, boyut diyorum. Güzel bir örülüşü oldu yani. Hani bu tığla çok güzel düştü. Bundan inceyle sanki biraz çok sık olacak gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle şöyle modelimiz bu şekilde dursun. Arkadaşlar, zincir çekerek başlıyoruz. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Ve hemen başına şöyle tutturdum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum yuvarlağın içerisine bakın 2 kez üzerine aldım. Şöyle 1, 2, 3 defa da çıktım. Bakın, kapatmıyorum zincirimi. Tekrar 2 kez üzerine alıyorum. 1, 2, 2. Bakın, zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Üçünü bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Ve üzerine 2 kez alıyorum. Aynı şekilde 1, 2, 2. Yine bakın, kapatmadım. Tekrar 1, 2, 2. Üzerine 2 kez alıyorum ve bir kez, iki kez, iki kez çekiyorum. Bakın, şöyle ilmeklerim tığımda. Bunları birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bu şekilde şöyle yine 2 kez aldım üzerine. 1, 2, 2 kez çektim. Tekrar 2 kez. Tekrar 2 kez sarıyorum. Bir kez alıyorum. İki kez, iki kez çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Ve kalanları tek seferde topluyorum. Bakın, 3 tane bu şekilde trabzan yaptım. Aralarda 6'şar zincir var. Arkadaşlar, bu 3'ü 6'ya tamamlayalım. Devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, 6 tane trabzan, şöyle üçlü trabzan yaptık yuvanın içine. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum modelimi. Hemen şu boşluktan şöyle geçtim. Sık iğne ile boşluğun içerisine geçtim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın. Ve pardon, üzerine 2 kez alıyorum yine. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine 2 kez alıp 1, 2, 2 kez çıkıp bakın 3 tane kaldı. Bu şekilde aldım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Üzerine 2 kez aldım aynı yere. Yine trabzanlarımı tam kapatmadan 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim.
Şimdi hemen yanındaki yuvaya geçeceğim. Üzerine iki kez aldım. Yanındaki yuvaya geçtim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki kez sarıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde 3 tane trabzanı yan yana yaptım arkadaşlar ve bir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 2 kez sarıyorum. Aynı yere arkadaşlar. Tekrar sarıyoruz. 1, 2, 3. Ve ilmeklerimi yine birlikte topladım. 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bakın. İlk 2 yuvaya yaptım. 3 tane yuvam kaldı. Aralarda 6'şer zincir, 2'şer tane trabzan yapacağız bu yuvalara da. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladık sıramızı. Bütün yuvalara 2'şer tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi hemen yandaki yuvaya yine bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve 1, 2 tane trabzan yaptım ve kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sıramızda artırma yapacağız. Artırmalarımızı da nasıl yapacağız? Birer tane bu kenarlarda yapacağız. Bir tane de bu ortada yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci trabzanları yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Bakın, iki tane yaptım. Buraya bir üçüncüyü daha yapıyorum. Evet, üçüncüyü de yaptık. Bu şekilde 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bu şekilde buradaki kenardaki artırmamız böyle olacak. Şimdi bakın bu arayı atlıyorum. Aradaki zinciri şöyle lale gibi duran yerin içine şöyle bir geçiş yapıyorum. Ve buraya yine üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Hemen yanına bir üçlü trabzan daha yapacağız. Evet. Ve bu üçünü de yine birlikte kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Şimdi yine iki kez doluyorum. Şuradaki arayı atladım arkadaşlar. Hemen bakın ortadakine. Ortadaki artırmalarımız hep en ortadaki lalenin içine olacak arkadaşlar. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar iki kez doluyorum. Buraya 4 tane yapacağız arkadaşlar. Birinciyi yaptık. Şöyle bakın ikinciyi yaptık. 5, 6. Aralarda 6'şer zincir arkadaşlar. Biraz ip alalım parmağımıza. Şöyle. Bu da üçüncü.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapacağız buraya. Bu da dördüncü arkadaşlar. Yine dördünü bir kapattım. Şimdi yine 6 zincir üzerine alıyorum. Bakın hemen yandaki şu zincirimizi atlıyorum. Ve buraya geçiş yaptık arkadaşlar. Evet. 4, 5, 6. Bakın arkadaşlar, şalımızın bu kısmı burasıyla aynı olacak. O yüzden buraya yaptıklarımızın aynısını yine bu kısma da yapalım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bu tarafta yine aynı şekilde yaptım. Artırmamızı yaptık. Şimdi yine bir tane zincir çektim ve döndüm. Hemen zincirimizin içine yine bir sık iğne ile geçtik. Şimdi 1, 2, 3, 4. Burada arkadaşlar bir sırada artırma yapıyoruz. Bir sırada artırma yapmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda artırma yapmayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yanına arkadaşlar. Yanına da yine bir lale de buraya yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın arkadaşlar, şimdi bu alttaki sırada arttırdık. Üstte bu şekilde yapacağız. Bir sıra artırıp bir sıra bu şekilde. Bundan sonraki kenar kısımlarımız hep böyle olacak. Bir sırayı böyle arttıracağız. Yani şurada arttırma yapacağız. Üstünde bu şekilde sıralarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi hemen ortaya da gelelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hemen buraya da lalemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Model gerçekten çok kolay. İşlemesi de zevkli. Bakın şimdi bu şekilde yaptıktan sonra hemen orta kısma şöyle geçiyorum. Ve buraya da yine bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hemen bir tane de yanına yapacağım. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burası da yine burada 3 yuvaya da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın. Burası
Şalımızın tam orta kısmı yine. Şimdi göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. Hemen yine iki kez dolayıp bu kısma da bir lale de buraya yapıyoruz. Altı tane zincir çektim ve son üçlü trabzanımı yapıyorum. Tabii en tepedeki son üçlü trabzandan bahsediyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bakın. Şöyle geldik. Bu sıramızda arttırma yaptık. Arttırmanın üstündeki sırada bakın. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Ve en ortada 3 tane yuvaya da bu şekilde lalelerimi yaptım. Şimdi bu kısmı da yine buranın aynısı gibi yapalım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Bakın artırdık. Üstteki sıramızı yaptık. Şimdi yine artırma sırasındayız. Yani bundan sonraki sıralarımızın hepsinde bir defa arttırma yap, yani şöyle arttırma sıramız, sonra normal sıramız arkadaşlar. Hemen burada şöyle iki defa çektim. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha. Şöyle arkadaşlar. 2 6 zincir. Bakın aynı yere bir tane daha burada artırma yapıyorum yani ilk yuvada. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar bakın artırmamı yaptım. Bakın laleler zaten çıktı ortaya. Artık zincirlerle işimiz yok. Arada 6'şar tane zincir çekiyorum. Hemen bu laleye atlıyorum. Daha sonra buradaki laleyi yapacağım. Ve arkadaşlar buraya gelelim orta kısma. Buradaki artırmayı da tekrar sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Burada artırmamızı yaptık. Sonra şu kollara ayrılıyor zaten lalelerimiz bakın. Kol kol ayrıldı. Burada buradan ayrılacak. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Şöyle en ortadaki kısımda artırma sıramızda her zaman bu ortadakinde artırma yapacağız. Şimdi bakın buraya geçiyorum. Tekrar 6 tane zincir çekmiştim zaten. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar iki kez doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın ikinciyi yaptık. Buradaki artırma kısmımızda buraya tam dört tane böyle trabzan yapıyorum arkadaşlar. 4 tane üçlü trabzan yani.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 3 oldu. Son bir tane daha yapacağım buraya. Evet. Üçüncüyü de yaptım ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın arkadaşlar, en üstte şöyle 4 tane yaparak üst kısımdaki artırmayı da yaptık. Şimdi bundan sonrası yine aynı. Buradaki lalelerimizi yapalım ve şuradaki artırmamızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın buradaki artırma sıramızı da yaptık. Şöyle ve modelimiz, bakın böyle kollar ayrılıyor. Büyüdükçe ayrılacak, bakın. Çok da güzel oluyor. Ve artırma kısımlarımızın üzerine ya modelimiz hep aynı gidiyor arkadaşlar. Bundan sonrası artık aynı. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüp bu kısma giriyorum ve artırmadan sonra yapmış olduğum sıranın aynısını yapıyorum. Bakın böyle geliyorum. Orta kısımda bu şekilde 3 tane yapılıyor. Tekrar gelip sonda artırma yerini kaçırmadan yapacaksınız arkadaşlar. Ve gerçekten çok çok güzel bir model olacak. Bakın böyle. Artırma, başta iki lale ile başlayacaksınız. Artırma, başta iki lale ile başlayacaksınız ve sürekli modeliniz böyle kollara ayrılacak ve büyüyecek, genişleyecek arkadaşlar. Ortalardaki artırmalarımız da bu şekilde olacak. Bunun üzerine dediğim gibi biz şimdi bu sırayı yaptık. Şu sıranın aynısını tekrarlayacaksınız. Daha sonra böyle artırma sırası yapacaksınız. Bu şekilde şalımızı oluşturacağız, bitireceksiniz arkadaşlar. Bunu da lif ipiyle ördüm. Bu da çok güzel oldu. Bu da Alize Angora ipleri arkadaşlar. Angora Gold ipiyle örüldü. Bu şekilde olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.